1. Süleyman olarak da bilinen Kanuni Sultan Süleyman 25 yaşında padişah oldu. 1520 yılından 1566 yılına kadar padişahlık yaptı. Saltanatı boyunca birçok askeri seferler düzenledi. Osmanlı döneminin ünlü vezirleri ve kaptanlarıyla 13 büyük sefere çıktı. Kendisi at üzerinde seferlerin hepsini 10 yıla yakın bir süre yönetti. Ölmesine yakın bir zamanda 72 yaşında son seferine çıkarak Osmanlı topraklarını genişletti. Böylelikle Osmanlı İmparatorluğu'nda en uzun görev ve en çok sefer yapan padişah olarak anıldı. Osmanlı İmparatorluğu, Orta Çağ'dan yakın çağa kadar varlığını sürdürmüş bir devlettir. İlk olarak Bilecik'te kurulmuş bir beylikti. 1453 yılında ise Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle imparatorluk haline gelmiştir. Osmanlı Devleti gazi ve cihat anlayışıyla hareket etmiştir. Bu anlayış her dönem toprakların genişlemesini sağlamıştır. Siyasi şeklinin ve hukuk kurallarının oluşmasında İslam dininin rolü büyüktür. Bu durumdan kaynaklı Osmanlı Devleti bir İslam devleti olarak benimsenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet'in izinden giderek birçok yeri fethetmiş ve Osmanlı topraklarına katmıştır. Fethettiği yerlerden biri olan Belgrad, Macaristan Krallığı'nın elinde bulunmaktaydı. Sultan Süleyman padişah olduktan sonra Macar kralına bir elçi gönderdi. O elçinin hakaretler edilip öldürülmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'a sefer düzenlemeye başladı. 2-3 ay gibi kısa bir zaman içinde şehri kuşattı ve ele geçirdi. Kanuni bir yıl sonra Rodos'u fethetti. Rodos'ta bulunan Aziz Yuhanna şövalyeleri Osmanlı ticaretine korsancılık yaparak zarar vermekteydi. Buraya daha önce 2. Mehmet tarafından seferler düzenlenmiş ancak başarısız olunmuştur. Osmanlı Devleti 1522 yılında 400 parçalık bir donanmayla 100 bin kişilik bir orduyu Rodos'a gönderdi ve topraklarına kattı. 1526 yılında ise Muhaç Muharebesi yapıldı. Osmanlı Devleti Macaristan Krallığı'yla yaptığı savaştan galip ayrılarak Balkanlarda hüküm sürdü. Osmanlı Devleti 1534 yılında İrakeyn Seferini başlattı. Şii, Safevi Devleti'nin Sünni halkı rahatsız etmesi üzerine Kanuni Sultan Süleyman harekete geçti. Bağdat ve yöresini fethetti. Diğer bir sefer olan Korku Seferi ise 1537 yılında yapıldı. Osmanlı'nın amacı Korfu Adası'yla diğer adaları almaktı. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa komutasında Naxos, Şira ve Patmos adaları alınabildi. Sultan Süleyman'ın en kısa seferi olan Boğdan, 1538 yılında gerçekleştirildi. Osmanlı Devleti'ne vergi ödememeye başlayan Boğdan Voyvodası Petruş Paleş isyan çıkardı. Osmanlı ordusunu karşısına gören Paleş, Transilvanya'ya kaçtı. Voyvoda'nın merkez şehri olan Suceava ile yaş şehri alındı. Avusturya Arşidükü Ferdinand 80 bin kişilik bir ordu topladı. Bunun haberini duyan Kanuni bir sefer düzenledi. 1543 yılı Estergon Seferi ile Macaristan'ın merkezi olan Estergon ve Budin'in bazı yerleri alındı. Ve Macaristan Osmanlı topraklarına katıldı. Safevi Devleti'ne yapılan bir diğer seferse Nahçıvan'dır. Bu seferle Bağdat'ta Gürcistan'ın bir kısmı Osmanlı'ya bırakıldı. Kanuni Sultan Süleyman'ın öleceğini bile bile çıktığı son yolculuk Zigetvar Seferi'dir. Bir aya yakın süren kuşatmadan sonra Zigetvar Osmanlı topraklarına katılmıştı.